Maalesef kur farkı, enerji fiyatları, lojistik masrafları ve üreticilerin üzerine binen aşırı maliyetler. Piyasa şartları çok sıkıntı. Tüketicilerde maddi ve nakit anlamında büyük sıkıntılar var. Taksit olayında boğulmalar var. Bundan dolayı ürün almak istediklerine imkanları olmuyor, bütçeleri etmiyor. Biz de kendimiz ayakta durabilmek için bu sefer kendi kendimize çareler üretmeye çalışıyoruz. Örneğin şu anda bizim mağazada hem mobilya hem beyaz eşya mağazası tüketicinin daha önceki şartlarda 30-40 bin, 50 bin liraya kadar bu işi çözebilecekken şu anda hesap 90, 95, 100 bin, 110 bin liraya kadar çıkabiliyor. 36 ay taksit imkanı sunuyoruz tüketicilere faizsiz bir şekilde. Bu şekilde işlerimiz biraz daha rayına düzenine gidebiliyor. Kredi kartına olan sistemler olmuş olsaydı şu anda hiç satışımız olmazdı. Evlenecek gençlerimiz, kardeşlerimiz için maalesef şu anda hani bir asgari ücretin 4.250 lira oluşu ve fiyatların yaklaşık %60-70 oranda artmasından dolayı alım güçleri düşmüş. Biz de onlara imkan olarak diyoruz ki arkadaş gelin alın uzun vadeli satış 36 ay sıfır faizsiz, yani sıfır faiz, hiç faiz yok. Satışlarımız bir nebze, biz de onlara bu şekilde destek çıkmaya çalışıyoruz. 2020'nin 10. ayını baz alırsak bir evi dayayıp döşemeleri 50 bin liraya geçmezdi. 40-50 bin lira şu anda yüzün altına dizemezler. En az mobilya, beyaz eşya almak istediği zaman ve orta şekilde 90 bin liraya gözden çıkarmaları gerekiyor. Hükümetten, büyüklerimizden talebimiz şudur. Esnafın üzerine binen ağır yükler var. O yükleri biraz hafifletmeleri. Şimdi ekonomik anlamda hani dolara müdahale edemiyorlar. Dünya genelinde bir şey olan. Petrole müdahale edemiyorlar. Dünya genelinde yükselen bir şey. Ama hükümetin kendi bünyesinde olan vergileri, SSK primleri. Bunlarda esnafa destek çıkması lazım. Benim mağazamda 2020'de 11 tane personelim vardı. 2020'nin başından sonra bu personel sayısı maalesef üzülerek söylüyorum 4-5. Ve şu anda yine personel ihtiyacımızın olmasına rağmen alıp almamakta tereddüt ediyoruz. Bu da ne oluyor? Gençlerimiz işsiz kalıyor. İşsiz kalan genç nasıl evlensin? Bu yükseliş başta dolarla alakalı bir şey. Ondan sonra dolara bağlı olarak da ham madde petrol olduğu için petrol de doğal olarak artıyor. Buna bağlı tekstile de yansıyor. Bizim İstanbul'daki firmalar kumaşçıları arıyor. Kumaşçılar kumaş bulmakta bazen zorlanıyorlar. Ya da fiyatın yüksekliğinden dolayı acaba biz bunu toptancıya, toptancının da parakendeciye, parakendeci vatandaşa nasıl yansıtılacağını düşünüyor. Son bu yüksek fiyatlardan dolayı bu son 6 ay içerisinde 5 kere zam gelmiş. Bu zamlar doğal olarak müşteriyi etkiliyor. Örneğin daha önce kendine 3-4 tane pantolon alıyordu, şimdi bir tane alıyor. 6 ay önce bir takımı 500 lira derken şimdi ben ona 1300 dediğim zaman hemen geri çekiliyor böyle. Genel olarak fiyatlardan bir şikayet var. Hatta bazen mal almayı durduruyoruz, diyoruz ki belki biraz dolar iner veya petrol biraz fiyatları iner. Bu da yansır fiyatlara. Şu an beklemedeyiz, yani bir şey yok. Çeyiz ürünleri ortalama olarak 5000 liraya bir gelin ortalama olarak kıyafetini tamamlıyordu. Şu an o gelin 10 bin liranın altında çıkamaz. Evlenecek gençler gerçekten zor durumda. Niye? Fiyatlar çok yüksek.